Evet, yeni bir videoya hoş geldiniz. Şimdi biliyorsunuz son zamanlarda herkesin en çok izlediği şey, ortalıkta en çok konuşulan şey Dünya Kupası spor anlamında. Futbolun en büyük turnuvası. Yani çok ilgili olmasanız da çok takip etmeseniz de mutlaka maruz kalıyorsunuz, görüyorsunuz, bilginiz oluyor. İşte Ronaldo'ya ne olmuş, Messi'ye ne olmuş, Faslı küçük kız Ronaldo'ya sallamış vesaire. Bu tarz şeylerden haberiniz oluyor biraz sosyal medyada gezindikçe. Televizyonda sürekli Dünya Kupası ile ilgili bilgiler var. Şimdi ben de bu süreçte takip ediyorum zaten, hani futbolda takip ettiğim spor. Ama ben kanalımda tamamen basketbol içeriği yapıyorum. Bu iki şeyi nasıl bir araya getirebilirim diye düşündüm. Ve şimdi yapacağım şey Dünya Kupası finali, yani Fransa Arjantin'den oluşan kadroyla NBA 2K'da 2 senelik bir simülasyon yapacağım. İlk sene hiçbir şey karışmayacağım. Hiçbir takas yapmayacağım. Birazdan kadromu göstereceğim. Bu kadroyla devam edeceğim ve takım neler yapabiliyor bunu göreceğim. Ha, finalde ya da işte atıyorum playofflarda bir yerde yakın geçen bir maça atlayıp kendim de bu takımla oynayacağım. Şimdi sağ üstte görüyorsunuz takımın logosu Paris Saint Germain, ismi Arjantin. Hatta formalarımız da Arjantin'in forması. Zaten maça girince göreceksiniz. Her iki tarafa da burada ışık yaktım ama final için benim favorim Arjantin. Yani Arjantin'in kazanması. Gönlüm Arjantin'den yana biraz daha. Ama güzel bir turnuva oluyor. Keyifli oluyor izlemesi. Bakalım Messi Mbappe mücadelesinden kim galip çıkacak? Kim kupayla çıkacak? Ya şu an bu videoyu izledikten yüksek ihtimalle 3 saat sonra hemen izliyorsanız Dünya Kupası finali var. Sonucu ne bilmiyorum. Ben şu an kimin kazandığını bilmeden çekiyorum bu videoyu. Bakalım şimdi takımımızı göstereyim size. Takımımızda Arjantinli ve Fransız oyuncular var sadece. Ya açıkçası NBA'de oynamış çok iyi Arjantinli oyuncular yok. Yani o havuz çok değişmiş değil. Ginobili var, Scola var. Birkaç tane daha oyuncu vardı atıyorum. Nocioni gibi, Delfino gibi ama bunlar da oyunda bulunan oyuncular değil. Oyunda bulunan oyunculardan bir kadro yaptım. En iyi oyuncumuz Tony Parker, 94 overall'lı Fransız oyuncu. Sonra Manu Ginobili, bu ikisi zaten San Antonio Spurs efsanesi. Hala aktif oynayan Rudy Gobert. Zamanında Derrick Rose'un Chicago'nun uzunu olan Joakim Noah Fransız. İki tane Fransız uzunumuz var. Nikola Batum hala oynuyor ama biz en iyi Nikola Batum'u aldık. Yani 83 overall bu. Boris Diaw çok sevdiğim bir oyuncuydu. Fazla kilosundan dolayı falan garip duruyor zaten sahada ama çok zeki bir oyuncu. Yani atletizmi yok tabii ki. Göbekli bir adam ama o kadar zekiydi ki ben de bu arada hani küçükken basketbol oynadığımda kilolu bir insan olduğum için ya onu çok kendime örnek alırdım. Onun gibi olmak isterdim. Ya çok keyifli topçudur yani. Eğer izlemediyseniz de böyle YouTube'dan mixlerini vesaire izlemenizi tavsiye ederim. Luis Scola Arjantinli 4 numara ki onun için bence 76 az olmuş. Daha iyi bir oyuncuydu. Hele Houston senelerinde falan gayet iyi bir oyuncuydu. Evan Fournier, Gabriel Dek yani artık buralara kadar düştük. Bu arada Isaiah Thomas ve DeAndre Bembry'i ben kadroya katmadım. Sezona başlayabilmek için belli bir sayıda oyuncumuz olması gerekiyordu. O yüzden otomatik kadroya katıldı ama süre almayacaklar. Campazzo ve Leandro Bolmaro süre alacak normal sezonda Arjantinli oyuncu oldukları için ama DeAndre Bembry ve Isaiah Thomas süre almayacak. İşte Yan Mahimmi var. Ya böyle bir kadro. Tepe oyuncular gerçekten çok iyi ama çok da geniş olmayan bir kadro aslında. Yani ikisi de çok basketbol ülkesi değil. Atıyorum İspanya-Sırbistan finali olsaydı Dünya Kupası'nda çok daha rahat bir video olurdu benim için. Ama bakalım elimizde bu var. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Biliyorsunuz herkesin konuştuğu Victor Wembanyama Fransız oyuncu bu sene drafta katılacak. Yani ben ilk sene simüle edeceğim. İkinci senede de yapacağım takaslardan biri birinci tur draft hakkını almak için ya da Victor Wembanyama'yı almak için olacak. Ne kadar çaylak olsa da bu oyuncuların birçoğundan çok daha iyi olacağına eminim. Şimdi sezonu simüle edelim. Sezon sonu görüşelim. Siz de Dünya Kupası takımımızdan ödül alan var mı? Bunları görelim. Playoff'a kaçıncı sıradan girmişiz? Playoff'ta görüşelim. Şimdi All-Star arasındayız. Bir bakalım All-Star'da bu Dünya Kupası finali takımından kimse var mı? Hepsini o topikledik. Bakıyoruz. Tony Parker All-Star ilk 5'ine seçildi. Yedek oyuncularda Manu Ginobili var. Evet, 2 tane All-Star çıkardık. Tony Parker ve Manu Ginobili. Aslında bir tane Arjantin'den, bir tane Fransa'dan 2 tane All-Star çıkardık. Çok iyi. Normal sezon bitti. MVP'miz klasik Luka Doncic. Artık şaşırmıyoruz buna. Evet, 6. adam ödülünü Ginobili aldı ve 25 sayı atmış neredeyse. 5 rebound, 6 asist. Ginobili'nin gerçekten kariyerini tanımlayan ödül bu. 6. adam ödülü. Ginobili de en sevdiğim oyunculardan biridir. Burada bakıyoruz ödüllerde bir Arjantin öne geçti sanki. Takımımızın en iyi oyuncusu Fransız ama ödülü alan bir Arjantinli oldu. Playoff'a geçelim. Playoff'a kaçıncı sıradan girmişiz? 6. sıradan girmişiz. Çok kötü. İlk turda Boston Celtics'le eşleşmişiz. Playoff'ta değiştirmemiz gereken şey önce bir istatistiklere bakalım da kim nasıl oynuyor, kim ne halde. Evet, takımımızın skor lideri Ginobili ve yani hiçbir maç ilk 5 başlamamış. Her maç kenardan gelmiş. Buna rağmen en çok sayı atan oyuncumuz o. Sonra Tony Parker 23 sayıyla 8.5 asiste iyi bir sezon geçirmiş. Sonra bak burada zaten hani geniş bir kadro olmamanın verdiği dezavantaj. Bu iki oyuncudan sonra en çok skor atan oyuncu Rudy Gobert. 12.5 sayı, 9 riban. Bloğu da çok düşmüş bu sene. E tabi Noah'la oynuyor. Birlikte oynuyorlar. Birbirlerinin istatistiklerinden de çok çalıyorlar. Aşağı yukarı aynı oyuncular. Noah Gobert'e göre tabi hücumda daha iyi bir uzundu. Daha pasördü. Uzuna göre iyi oyun kuruyordu ama savunmacılıkları vesaire birbirinin üstüne
üstüne basan oyuncular. Batum zaten rol oyuncusu. Boris Diaw. Ya bu arada Boris Diaw 78 değil. Daha fazla olmalı kesinlikle de. Boris Diaw'da da aldığımız bu katkı üzdü tabi. Isaiah Thomas 5 maç oynadı. Sonra onların reytingini düşürdüm. Bembry ile Isaiah Thomas'ın daha oynamasınlar diye. İşte görüyorsunuz herkes süre almış. Playoff'tayız. Rotasyonu kısmamız lazım. Şimdi artık herkes süre almayacak. Tamam Arjantin, Fransa çok iyi. Ama artık herkese süre veremeyiz. 9 kişilik bir rotasyon yapalım. Bakalım kimi oynatıyor. Tony Parker, Evan Fournier, Noah, Gobert. Artık ama playoff'ta da Ginobili'yi kenardan getirmeyeceğim. Ve daha fazla da süre vereceğim. Batum, Noah, Gobert. Kenardan da Evan Fournier, Boris Diaw, Kola. Şimdi bakalım bu kadroyla bir simüle edelim. Yakın geçen bir maç olursa da girelim. Evet serinin 6. maçı. 3-2 gerideyiz. Bunu kaybedersek eleniyoruz. Diğer maçların hepsini simcast'le geçtim ama hiçbir yakın olmadı. Yakın bir maç arıyorum artık ki yani girip takıma kazandırabileyim. 7. maça götüreceğiz gibi duruyor bu arada. 11 sayı farkla kazandık. Hadi ilk turdan elenmeyelim ya. Boston hızlı başladı 7. maça. Liderlik sürekli el değiştiriyor. 9 sayı öndeyiz. Ve 7. maçta kazanacağız gibi duruyor. 10 sayıyla kazandık. Bir üst tura çıktık. Şimdi bir üst turdaki rakibimiz Cleveland. Cleveland da bu sene bu arada çok iyiler. Yani Donovan Mitchell takasıyla neredeyse şampiyonluk adayı oldular. İlk maçta da bizi perişan ettiler. Serilere kötü başlıyoruz. Bakalım sonradan açılacağız mı? Evet. Cleveland'a karşı 3-1 gerideyiz. Serinin 5. maçı artık. Yakın bir maç bekliyorum. Fark yaratacağım nokta orası ama yok. Gelmiyor. Bakalım bu maça bakalım bir de. Hep son çeyrekte bir seri yiyoruz ve kaybediyoruz nedense. 1.57 kala 123-123. Artık bu maçı kazanıp seriyi çevirmemiz lazım. Kendi sahamızdayız. Bu arada 2. sezonda da Arjantin'i Fransa'ya çevirmeyi düşünüyorum. Takımın formaları vesaire. Gobert bloğu koydu. Evet çıkıyoruz. Hücumdan boş döndük. Donovan Mitchell geliyor. Ya yapma be. Ben de yapmadım faulü. Otomatik AI yaptı. O kadar masmavi Arjantin tribünü arasında. Gertel'in Fournier'a eşleşti. Çok iyi savundu. Çok iyi savundu ama rebound'u alalım. Rebound'u alalım. Yapma ya. Tony Parker pası verdi köşeye. Boris Diaw. Boris Diaw'dan gömülüyorlar. Ama Tony Parker Gertel'in eşleşmesi. Yeşil yolladık. Evet işte bu. İşte bu. 45 saniye kala farkı bire indirdik. Donovan Mitchell'ı Fournier'le savunmak çok zor ama bakalım. Savunduk. Evet. Gobert rebound'u aldı. 2-1 yapabiliriz burada. Boris Diaw'dan perde geldi. Boris Diaw devir. Aaa top kaybı. Topu çaldık. Evan Fournier. Boris Diaw. Foul oldu. Yani çok garip bir sekans oldu orada. Şimdi artık ama Boris Diaw'la 2'de 2 atmam lazım. İlki isabetsiz. Hadi bunu atalım beraberlik olsun. Evet yeşil. Yeşil çok iyi. 25 saniye kala beraberlik var. 2'de 2 atabilirdim ya. Son anda Evan Fournier ile çaldığımız topla maça tekrar tutunduk. Ya, bunun maçı kaybedersek eleniyoruz. 4-1 oluyor. Kendi evimizdeyiz taraftarımızın önünde. Mola alalım. Bir game winner geliyor mu ya? Bir game winner gelir mi? Tabii ki yıldızımız Tony Parker üzerinden oynayacağız. 30 sayı 15 asist yapmış o da bu maç. Boris Diaw perdeye geldi. Tony Parker step back üçlüyü yolladı. Yeşil. İşte bu. Buzzer beater attık. Son saniyede Cleveland'da Tony Parker'ın şutuyla Cleveland'ı yeniyoruz. Bir daha izleyelim. Step back'i attı. Mesafeyi açtı. Çok da iyi bir şutör olmamasına rağmen Tony Parker burada Fransa için Arjantin formasıyla ama videonun konsepti gereği bu. Arjantin-Fransa Dünya Kupası finali konseptinde Tony Parker işte gururlu yürüyor içeri. Hadi artık buradan çevirelim. Seri 7. maça gitti. Yani bir önceki maçta da gördüm şimdi altyazıda. Tony Parker 44 sayı atmış. Tony Parker taşıyor adeta takımı. Maça girdim. Bundan sonrasını direkt simüle etmeyi düşünüyorum. Bakalım şampiyon olabilecek mi takımımız? Maç gidelim. İlk maçı kazandık. 2. maçı kaybettik. 3. maçı kazandık. 2-1 öndeyiz. 4. maçı da kazandık. Biz diğer takımlar gibi 3-1'den seri vermeyiz. 3-2 oldu ama vermeyiz. Batı'dan gelen takım bu arada Pelicans. Doğu'dan da Manu Ginobili. Doğu konferansı MVP'si de olmuş. Yani pazar günü saat 6'da Arjantin-Fransa karşı karşıya geliyor ama burada birleştiler. Tek bir amaç doğrultusunda şampiyonluk için Arjantinli oyuncular da Fransız oyuncular da birleşti. Hepsi bu kupayı istiyor şu an. Şu ana kadar ödül konusunda Arjantinliler daha ön planda. Bakalım Tony Parker bir atak yapacak mı? Finaller MVP'liğini alacak mı? Hangi finaller MVP'liği ya? Ve yani parçalıyorlar bizi, bitiriyorlar. 142-122. E tabi kadromuz buraya kadar yetiyor. Aslında bu da gerçek. Yok yani futboldaki gibi çeşitli kadro, geniş havuz. Ne Arjantin'deki ne Fransa'daki gibi. Yok bir Messi'miz, Mbappe'miz. Evet 4-0 süpürdüler bize. İkinci sezona geçiyoruz. Pelicans'ı bir kenara yazdım. Şimdi öyle bir adam getireceğim ki Victor Wembanyama'yla. Hadi o zaman Pelicans karşımda dursun hadi. Evet bakalım birinci sırayı kim almış? Houston. Houston almış birinci sırayı. Houston'ın hemen kapısını çalalım. Birinci sıra için ne istiyorlar bize? Ama yani bana şimdi Tony Parker falan demesin. İlk dediği şey Tony Parker. Boris Diaw, Ginobili. Hayır. Ginobili ile Tony Parker'ı vermeyeceğim. Gobert olmaz diyor. Tamam Boris Diaw'ı vermeyelim. Boris Diaw yerine de Scola'yı verelim sana. Sanki çok bir şey fark etmiş gibi. Yok. Noah ve Gobert'den aynı anda vazgeçmek mantıklı mı?
Yaptım. Yani çok da düşünmeden hemen yaptım takası. İki tane elit uzunumuz verdik ama çok daha iyisi için. Wembanyama için. Hoş geldin takımımıza. Kaç overall'sın bakalım? 81. Yani baktığında diğerleri kadar iyi değil aslında. 89-88 kadar iyi değil. Ama çaylak sezonunda bize daha fazla şey katacağına inanıyorum. Şimdi elimizdeki kadroyla bir bench'imizi güçlendirelim. Şimdi başka ülkelerden oyuncular da alacağım ikinci sezonda. İkinci sezon daha rebuild tadında olacak. Ama ana kadroyu, ana çekirdeği koruyacağım. Atıyorum işte Tony Parker, Ginobili, Batum, Wembanyama, bunlar duracak. Bunların yanını süslemeye çalışacağım. İlk takasım bu olacak. Jason Tate ile Andre Iguodala'yı veriyorum. Dorian Finney-Smith'i alıyorum. Bir tane de draft hakkı alıyorum. Boris Diaw'u ne kadar sevsem de takaslayacağım. Bir de çok Fransız var takımda. Arjantinli daha az olduğu için Scola'yı takaslamak istemiyorum. Burada bana John Wall ve Terence Mann'i veriyorlar. İki tane rotasyon için kritik oyuncu. Brook Lopez'i de alıyoruz. Kenardan gelsin dediğim uzun. Dorian Finney-Smith'i takasladık ve takas işini bitirdik. Şimdi bu arada unutmadan takımımızı da değiştirelim. Takımımızı değiştirdik. Şimdi hızlıca bir rotasyona görelim. Hala Arjantin bayrağı var bu arada, onu anlamadım ama sahadan formadan değiştiğini göreceksiniz. Hatta şuradan göstereyim size. Evet, formalarımız artık Fransa forması. Şimdi hemen rotasyonumuzu göstereyim. Bu sene artık 12 kişi vesaire uğraşmayacağım. 9 kişilik rotasyonu yapacağım. Tony Parker, Ginobili, Batum Fransa'nın çıkardığı en iyi 2 oyuncu ve Ginobili de Arjantin'in çıkardığı en iyi oyuncu. Wembanyama'yı ilk 5 başlatacağım. Bakalım 81 başlıyor sezona. Playoff'lara geldiğimizde ne kadar gelişecek onu da göreceğiz. Takımdan memnunum. Geçen seneki takıma göre daha geniş bir kadro olduğunu düşünüyorum. Tamam, Luis Scola yine düşük ama Terence Mann'lere kadar buralarda Gabriel Dekler falan oynuyordu. Şimdi en azından daha eli yüzü düzgün bir kadromuz var. Şimdi sezon sonunda simüle ediyoruz. Çok şaşırdık gerçekten. Kaç tane rebuild yaptıysam, kaç tane simülasyon yaptıysam hepsinde Doncic MVP oluyor zaten. Yılın çaylağı bizden çıktı. Wembanyama işte bu ya. 21.6 sayı, 10.1 rebound. Bu 81 overall olarak başladı. Geçen sene 90, neredeyse 90'lık Rudy Gobert 12 sayı atıyordu. NBA hazır olsun şimdiden. Seneye çok ilginç şeyler izletecek bize. All-NBA takımlarında bu sefer bizden biri var mı? All-NBA 3. takımına seçilmiş. 83 overall ama ona rağmen gösterdiği performans inanılmaz. Bakalım şimdi kaçıncı sıradan girmişiz? Bakıyoruz. 5. sıradan. Geçen sene 6. sıradan girmiştik. Boston'la eşleşmiştik. Şimdi bakalım yakın geçen bir maça yine girmeye çalışacağım ama çok fazla oynamayacağım. Biraz daha akışına bırakacağım. Playoff ağacında Fransa bayrağı olarak gözüküyoruz. Sağ üstte hala Arjantin bayrağı olarak gözüküyoruz. De yani NBA 2K'daki 100 sorundan bir tanesi. 4. maçı kazandık. Biliyorsunuz biz 3-1 öndeysek seriyi vermeyiz diğer takımlar gibi. Ve 3-3 oldu. Ve 3-3 oldu. Ama hayır, bu kanalda 3-1'den geri dönmeye izin yok karşı takımlara. Oo, 3. çeyrekte seri yedik. Çok da büyük konuştuk. Biraz sıkıntı. 3 dakika 9 sayı gerideyiz. 3-33 kala. Atladım sağ. Çünkü yani 3-1'den seri vermek istemiyorum. Ömer Faruk Yurtseven de tanıdık bir isim karşıda. Keşke milli takımımız da Dünya Kupası finalinde olsaydı da Türk oyuncuları toplasaydım takıma. Oo, rebound vermeyelim ama. Wembanyama blokladı. Batum üçlüyü yolladı yeşil. Evet, artık alıştım oyuncuların release'ine. Normaldekinden biraz daha geç bırakıyorum sadece. Farkı 6'ya indirdik. Savunma çok kritik. Savunmada Wembanyama'nın bloğuyla başladık. Ya gerçekten sahada da çok büyük duruyor. Normalde de öyle ve Wembanyama'nın asıl özelliği o kadar büyük olmasına rağmen gerçekten çok rahat hareket ediyor sahada. Ginobili ile closeout'u yaptık. Zıplamamalıydım ama çizgiye gönderiyoruz. 3 atış atacak. Wembanyama diyordum. Yani gerçekten tek ayak şutlar vesaire sadece o da değil. Topa yere vuruşu, çevikliği, atleti falan çok başka hissettiriyor. Hani bol bol da o kadar uzun. Bol bol da step back üçlük atıyor. Bol bol da tek ayak şut atıyor. Ama Wembanyama bir farklı. Bunu zaten NBA'ye gelince çok daha rahat göreceksiniz. Jimmy Butler 3'te 3 attı. Park tekrar 9'a çıkardı. Evet, Tony Parker. Fransa'nın, Arjantin'in kaderi senin elinde. Çembere gitti. Turnike'yle bitirdi. Evet, savunma dizi. 2-22 kaldı. Artık durdurmamız lazım. Tyler Herro, John Wall çok iyi savundu. Wembanyama onu da blokladı. Çok büyük. Gerçekten çok rahat onunla oynamak. Tony Parker çembere gitti. Çok sert faul. 2'de 2'ye atalım. Akıllansın Jimmy Butler. İlkini kaçırdım ya. İkinciyi atarım ama. İkinciyi kesin atarım. Yeşilledik. Evet. Park tekrar 6'ya indi. Ya yine yaptım aynısını ya. Bu artık benim salaklığım. Yani bu gerçekten benim salaklığım. Tyler Herro ilkini kaçırdı. Tyler Herro ikinciyi de kaçırdı. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Zaten çok iyi bir faul oldu. Üçüncüyü attı. Wembanyama perdeyi kullandı. Çembere gitti diye bitirdi. Evet, Jimmy Butler'ın üstünden attı. Fark 5'e indi. Wembanyama onu da blokladı ama rebound aldı Bam Adebayo. Büyük oranda bitti artık. İmkansız olur buradan geri dönmek. Tony Parker step back üçlüğümüzü attık. Yeşili attık. El üstü üçlük yeşil. Tekrar 6'ya indi fark ama Tyler Herro aslında soğuk. Ona faul yapabilirsek evet. Daha önce 3'te 1 attın, yine kaçırabilirsin. Haydi. İlkini kaçırdı. Çok iyi. Tyler Herro'nun faulü bu kadar kötü müymüş ya? Ve kaybettik.
Yani böyle kaybetmek üzücü oldu. Ya Arjantin Fransa olarak bakarsak olaya, aslında ödülleri kazanan oyuncular hep Arjantinli oldu. Wembanyama hariç. Genelde Ginobili'nin önderliğinde bir takım oldu. Ve bu arada takım Arjantin logosuna ve formasına sahipken finale kadar gelmişti. Fransa ile ilk turda elendik. 3-1 öndeysek seri vermeyiz diğer takımlar gibi. Şampiyon kim olacak ona bakalım. Pelicans, sizi yazmıştım ama bak yine karşınıza gelemedim. Cleveland şampiyon oldu. Geçen sene elemiştik. Evet, videomuz böyleydi. Bence çok keyifli bir video oldu. Yani özellikle Dünya Kupası'nın da sonuna geldiğimizde böyle aslında futbolda iyi ama basketbolda o kadar iyi olmayan ülkenin takımları, ki Fransa yine bir ekoldür. Fransa'dan bir sürü oyuncu çıkar ama işte görüyoruz Batumlar, Diablar birçoğu özellikle rol oyuncusu. Tony Parker gibi süperstar bir tane çıktı. Bir tane daha geliyor yolda, Wembanyama. Onun dışında Gobert'i falan da tamam, çok iyi bir savunmacı ama öyle bir takım birinci oyuncusu olabilecek bir oyuncu değil. Arjantin'de daha keza öyle. Manu Ginobili ondan sonrası yok ama yani. Bakalım şimdi, hani geleceğe de bir not bırakalım. Bir tane de adettendir skor tahmini yapalım. Arjantin-Fransa maçında normal sürenin 1-1 biteceğine, uzatmalarda da Arjantin'in attığı golle penaltılara kalmadan 2-1 Arjantin'in şampiyon olacağını düşünüyorum. Burada bir kupa kazanamadık ama pazar günü bu iki takımdan birisi kupa kazanacak. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarda ne tarz içerikler görmek istiyorsunuz? Bunu her zaman açığım. Söylediğiniz içerikleri çekmeye çalışıyorum. Bunu belirtebilirsiniz. Daha fazlası için takipte kalın.